Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizde görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kanalımızda diqqatlar ekranımız olsun. İstanbul'da Xitay'a karşı büyük yığılış ve bayanat ilan kılış faaliyeti elip verildi. 23 fevral İstanbul'un Beyazıt Meydanı'da Xitay'a karşı çoğun yığılış ve bayanat ilan kılış faaliyeti elip verildi. Yığılışını Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği teşkilleyen bulup, Türkiye'de yaşayan Uygurlar ve bir kısım yerlik halklardan bulup, 3000'e yakın kişi iştirak kıldı. Şarkı Türkistan Mağrib ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi, Koşumçu Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan, Teşkilatlar Birliği'ye vakaleten Xitay'ın Şarkı Türkistan'da elip berivatkan kişilik hukuk defsendikçilikleri ve irki kırgın kılıç kılmışlarına karşı bayanat ilan kılıp, Xitay'ın Şarkı Türkistan'da lagırlarını tesis kılıp 3 milyondan artık Şarkı Türkistan halkını tutkun kılgallıkını, Şarkı Türkistan halkını İslami kimliki ve milli kimlikiden vazgeçişki mecbur kılıvatkallıkını bildirdi. O söz diyene Xitay'ın Xuddi Abdurrahim Hetnin sıllık görünüşünü körsetkendek Muhammed Salih Qari Hacim, Ustaz Kerem Abdüveli, Abdül Ahad Mektum Katarlık ustazlarımızdan şundaklı sorundaki bütün halkının uruk tıkkallarının sıllık görünüşünü mü körüstüşke, lagırlardaki Şarkı Türkistan halkını derhal koyup berip lagırlarını takaşkı çakır kıldı. O söz diyene Türkiye Cumhuriyeti Cumhurreisi Recep Tayyip Erdoğan'ın bu meseleki ciddi iki çıkışı gereklikini alahide talep kıldı. Eğitim, daha önce şehit edildiği haberlerini aldığımız şahsiyetlerin de hayatta olduklarına yönelik video görüntülerini yayınla. Ünlü tıp profesörü Halmurat Gafur nerede? Dünyaca meşhur tarihçi Profesör Doktor Rahilat ve Davut'tan hiç haber alamıyoruz. O nerededir? Yaşıyorlarsa videosunu yayınlamasını istiyoruz. İş bu nedenle Türkiye'deki Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları olarak Çin'in Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında tutulan akrabalarımıza sahip çıktığımızı göstermek ve onların yanında onların hürriyeti ne kazanana kadar her zaman meydanlarda olacağımızı, takipçi olacağımızı duyuruyoruz. Bütün insanlığa, İslam alemine ve Türk dünyasına sesleniyoruz. Bizim sesimiz olun. Ben de Uygur'um, ben de Kazak'ım. Ben de Doğu Türkistanlıyım diyerek bizim acımız, bizim derdimizi paylaşınız. Yığılışkı yana siyasi teşkilat reislerden Alperen Ocakları İstanbul Şöbesi'nin reisi Murat Arslan Efendi, sabık 23. nöbetlik milletvekili, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kanun Fakültesi Müdürü Doktor Celal Arbay, Dünya Uygur Kurultayı'nın muavin reisi Doktor Erkin Ekrem, Şarkı Türkistan Medeniyet ve Hemkarlık Cemiyeti reisi Seyittüm Türk Efendi Katarlıklar iştirak kılıp, Xitay'ın Şarkı Türkistan'da elip berivatkan yolsuzluklarını lanetledi. Ve Xitay'ın Şarkı Türkistan'da lagırlarını tesis kılıp, halkını kırgın kılıvatkallığa karşı ikerlikini, Xitay'ın lagırlarını derhal takışı gereklikini bildirdi. Doktor Erkin Ekrem sözü de Xitay bilen Uygurlarının meselesinin Uygur halkının müstakillikisiz emelge aşmaydıqallıkını, Uygur halkı müstakil bulmaydırıp Xitay'ın beşimi sakaymaydıqallıkını bildirdi. Doğu Türkistanlılar eğer de özgürlük olamasa Çin'de özgür olamaz. Doğu Türkistanlılar eğer de bağımsız olamasa Çin'de istikrar sağlanamaz. Kollarda menmu Şarkı Türkistanlık, müstakil Şarkı Türkistan, lagırlar takalsun diyen hatlar ve lagırga tutkun kılınan tukkallarının resimlerini götürgen halk, Xitay Şarkı Türkistan'dan yok alsun. Şincan emez Şarkı Türkistan, yaşsın müstakil Şarkı Türkistan degendek caranlık şuarlarını doğulaştı. Pompeo, Huawei'nin teknikisini işletken her kandak devlet bilen hemkarlaşmaydıqallıklarını etti. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo, Xitay'nın teknoloji şirketi Huawei'nin faaliyetleri ruhsat kılgan her kandak devlet bilen hemkarlaşmaydıqallıklarını cekarladı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo Focus Business'ı bayanat berip, Şarkı ve Uttur Avrupa devletlerdeki ziyaretini tilga algan signallarını kaydı tekrarladı. O, Amerika'nın Huawei'nin teknikilerini işletken herkandık devlet bilen hemkarlık kılmaydıqallıklarını, hatta uçurda ortaklaşmaydıqallıklarını etti.
O, Yevropa devletlerinin Amerika'ya kılgan Huawei'ye koyulgan çekilimlerini bekar kılış çakırıklarını kubul kılmaydıqallıklarını əskertip mundaq dedi. Mən ziyaret kılgan devletlerde Huawei texnikisini işiltişinin uçur alaqı texnikilerini kandaq xatarge duçar kılgallıqını ve çekilimlerinin onlarını kandaq qoğduqallıqını çüşendirdim. Biz Amerika'nın uçur texnikilerini xatarge ittirmeyimiz. Huawei'nin muavin direktori Meng Wanzhou 2018 yılı 1 dekabr Amerika'nın talebi bilen İran'a yürgizilgen embargolarga buzgunçilik kılış bilen ayıplanıp, Kanada'da kolga ilingan ve sotunun hükmü bilen kapaletki koyup berilgen idi. Amerika Adliye Ministerliği bayanatı da Huawei'ni pul yuyuş, pul yutkap koymacılık kılış bilen ayıplagan idi. Huawei şirketi yana Amerika'nın T-Mobile yanfullarını sınaştı işiltildiğen avtomatik sistemiğe münasebetlik malumatlarını uğurlaş cinayeti bilen mu ayıplengen idi. Amerika Sot Mahkemeleri halkaralık münasebetler ve Saudi çekilimleri bilen Xitay Teknologiya şirketi Huawei üstüdeki besimini texamı küçü etmekte. Saudi Arabistan Şahzadesi Bin Salman Xitay'nın lager sistemisini kolladı. Xitay'da ziyareti buluvatkan Saudi Arabistan taht varisi Şahzade Muhammed Bin Salman Xitay'nın atılmış terörlük ve radikallıkı karıştırış tedbirlerini eliş hukuku barlıqını bildirdi. Xitay akbarat vasıtlarından ilgir sürüşçe o 22 fevral günü Xitay reisi Xi Jinping bilen körüşken de bu sözlerini kılgan. Muhammed Bin Salman Xitay rejimi Uyghurlarının medeniyeti ve dini itikadını kattık şeklep 2 milyondan artık Uyghur'un yığıveliş lagırlarına kameşi halkarada kattık tenkitke uçuravatkan bir vakitte Xitay'ını ziyaret kıldı. Şuna halkara közetküçüler onun bu ziyareti Şarkı Türkistan meselesini otturgu koyup özünün İslam dünyasında rehberlik rolünü cari kıldırışı için yakşı pürset ikerlikini ilgiri sürüşken idi. Amerika'nın Bloomberg haberleri de 21 fevral günü elan kılınan bir makalede Saudi Han cemaatinin özünü iki haremnin koğuduğuşu deyip ataydı kallıqı. Şuna Muhammed Bin Salman'ın lagırlar meselesini otturgu koyuşunun kanunluk ikerliki bu onun halkaradaki naçar obrazını yakşılışıga azırak bulsumu paydılık ikerlikini ilgiri sürgen idi. Lekin Xitay Merkezi Televiziya İstansısının haberde bayan kılınışı Muhammed Bin Salman Xi Jinping'a Xitay'nın terörlükü karıştırış, dini əsəbilikini tügütüş tedbirlerini elip, devlet bihaterlikini qoğdaş haqqı bar degen. Saudi Arabistan hazırgı kadar başka Müslüman devletlerine oxşaşla Xitay'nın Şarkı Türkistan halkıya tutkan muamelesine sükut kılıp gelmekte. Reuters agentliğinin cümle günü haber kılışça, Muhammed Bin Salman'ın ziyareti Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişinin pesillik yığını başlanış harpisi de elip berilgan. Bayınqılın oblasti atalmış 200 dömekilerini paş kılış hareketi kozgudu. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe Bayınqılın oblastlık partikomunun birliksep bölümü 22 fevral uxturuş çıkarıp kişilerini bölgünçülük idiyesindeki dini zatlar atalmış 200 dömekiler ve onlarının arkı tereklerini paş kılışı çakırgan. Oblastlık birliksep bölümü yana bu xil kişilerini paş kıldığan məxsus telefon liniyası təsis kılgan bulup Küzetküçüler Bayınqılın Oblastlık Birliksep Bölümünün uxturuşunun tordun çüşüp kalan dini zatlar, dini ve milli işler hizmeti sahasındaki Uyghur kadrlarını bastırışkı kartılığalıqını ilgiri sürmekte. Xitay elan kılgan atalmış karı küşlerini tazılap, kabih küşlerini yoktuş kürüşüdeki paşkılış kanalığı dair uxturuşta, halkını özüge tartıp, memuri, adliye, maarif, pilallıq tuğut hizmetine arlaşkan, asasi katlamının dini hizmetki kaşılı peyda kılgan, dini əsəbilik idisini tarqatqan, aldıdı bir xil, arqıdı bir xil bolğan dini zatlar, 200 məkilər və onlarının arqı tereklərini paş qılış tələb qılınğan. Uyğur ziyalilərinin Avstraliyadakı fəaliyyətləri nəticəlik axırlaşdı. Doktor Erkin Sıdıq və Məhəmməd Toxta əpəndilər 17 fevraldan itibarən mərkəzi Sidney'de bolğan Turan İnşaat Şirketi ve Turan Bağılını Şirketinin məsuli Bəxtiyar Böyrü Əpəndinin təklifi bilen Avustraliyadaki fəaliyyətlərini başlayan idi. Onlarının Avustraliyanın Sidney, Melbourne, Adelaide şəhərlərdə elib barğan bir həftəlik fəaliyyətləri 21 fevral günü nəticəlik axırlaşdı. Mehmet Tohtu Efendi Avustralya'daki bu bir haftalık faaliyeti doğrusu tohtulup, 5 gün içinde 3 gün şehirde elip barğan türlük faaliyetlerinin intayin neticilik, təsirlik bulgallıqını bildirdi. O söz yana Avustralya'daki Uyghur cemaatini ve yerlik halkını Xitay tehdididin agahlandırgallıqını təkidledi. Doktor Erkin Sıdıq Efendi bu bir haftalık faaliyeti ceryanda köp kıtım liksiye sözlügen bulup,
u asoslıqı jaza lagerlarının qurulışı Xitayning maqsadi lagerlarning oqibati qatorliq masalalarda o'z qarashlarini o'ttirg'i qo'yib o'tgan. U so'zda bu bir haftalik faoliyatdan ko'p mamnun bo'lganligini, Avstraliya Uyg'urlarining qarindoshlik mehridan ta'sirlanganligini bayon qildi. Bu qatimqi faoliyatni tashkillagan Baxtiyor Bo'ri Apandi bu 5 kunlik faoliyatning Avstraliyadagi Uyg'urlar va Liksiyalarga daxil bo'lgan yerlik xalqda universitet o'quvchilarida chuqur ta'sir qoldirganligini qo'shimcha qildi. Tunulgan Qazaq advokati Shinquat Bayjanov Xitoy ajdarhasining yo'lida turgan birinchi to'salg'u Uyg'urlar dedi. Erkin Asiya Radiosining xabarida bildirilishicha Qozog'istonda Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga qamalgan qazaqlar masalasi bilan shug'ullanayotgan Otyurt pidoiylarining boshlamchisi Serikjon Bilash o'g'liga keyingi vaqtlarda Uyg'ur, Qirg'iz qatorliq boshqa millat vakillarining murojaat qilayotganligi ma'lum bo'lmoqda. U yaqinda lager masalasida Qozog'istondagi Uyg'urlar bilan birga harakat qilish taklifini bergan edi. Mush oyining 8-chi kuni Serikjon Bilash o'g'li Olmita shahrining Do'stlik mahallasidagi Uyg'ur jamoatchiligi uyushtirgan hurlik uchun hayotidan ayrilgan va lagerlarda azoblanayotgan qarindoshlarini xotirlash marosimiga qatnashib, o'zining Uyg'urlar bilan fikrdosh ekanligini bildirdi. Ana shu munosabat bilan ijtimoiy tarmoqlarda bir qism kishilar Serikjon Bilash o'g'lining Uyg'urlar bilan bo'lgan hamkorligiga qarshi chiqib, Qozog'istondagi Uyg'urlarni terrorlik tashkilotlari bilan aloqasi bor degan fikrlarni ilgari surgan. Serikjon Bilash o'g'li ba'zi kishilarning uni bir qator masalalarda ayiblaganligini ilgari surib, Uyg'urlar bilan qozoqlarning bir-biriga qarindosh xalqlar ekanligini, Uyg'urlar huquqlarining Qozog'iston qonuni bilan qo'g'dildiganligini o'ttirg'i qo'ydi. Serikjon Bilash o'g'li yana o'zining Olmitadagi Uyg'urlar bilan bo'lgan aloqasi, lagerlarga solanған Uyg'urlarning ishlariga ko'ngil bilishiga qarashtirayotgan bu xil kishilarning qarashlari haqida to'xtalib mundaq dedi. Uyg'ur, Qirg'iz qarindoshlarimiz va qandoqli millat Xitoy kompartiyasining zulmiga uchrasa, ham ular bizga ariz sunsa, biz uningga yordam beramiz. Uyg'ur millatini terrorchi, diniy radikal deydigan gaplarning hammasi oqmaydigan gap. Butkul bir millatni mushunda xorlashqa bo'lmaydi. Bu qilmish axloq jihatdan olganda odamgarchilikka uyg'un emas. Qozog'istondagi, mumkin Turkiyadagi Uyg'urlarni ham biz qarshi olamiz. Serikjon Bilash o'g'li yana uning ustidan ariz yozganlarning ham ijtimoiy turlarda uning to'g'riliq gap tarqatganlarning ham maqsadi bir ekanligini o'ttirg'i qo'ydi. Serikjon Bilash o'g'li yaqinda o'zining o'zlarini Xitoy muhojirlari deb ataydigan bir to'p kishilar tomonidan sotqa ariz qilinganligini bildirdi. Qozog'istondagi tunilgan advokat Shinquat Bayjanov apandi muxbirning ziyoratini qabul qilib, Serikjon Bilash o'g'lining hech qanday bir terrorlik tashkilotlari bilan aloqasining yo'q ekanligini, uning Qozog'istonlik Uyg'urlar bilan bo'lgan aloqasini Uyg'ur terrorchilar bilan aloqa qildi deyishning aqliga sig'maydiganligini o'ttirg'i qo'yib mundaq dedi. Xitoy Uyg'urlarning ozodlik yo'lidagi ko'rishini terrorlikka bog'lab, Uyg'urlarni dunyo yuziga terrorchilar qilib ko'rsatgisi keladi. Xitoyning maqsadi Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asimilyatsiya qilib, o'ziga biqindirish. Buni Xitoy uchuqdan uchuq yurgizyapti. Bu xavfli narsa. Sovet ittifoqi g'ulidi. Endi Xitoy ajdarhasi uyg'onib, bizga qarab ilgirlamoqda. Uning yo'lida turgan birinchi to'salg'u Uyg'urlar. Agar u Uyg'urlarni yutivassa, navbat qozoqlarga keladi. Meningcha mubodo Qozog'iston va butkul O'rta Osiyo mamlakatlari rahbarlari kelajakni o'ylaydigan bo'lsa, Türk mamlakatlar Uyg'urlarga yordam bersa, u chaqda Xitoy Uyg'urlarni yo'qota olmaydi deganlarni bildirdi. Saudi Arabiston Xitoy tilini o'z ma'arifiga kirgizishni qaror qildi. Saudi Arabistonning taxt varisi Shahzoda Muhammad bin Salmonning Xitoy ziyorati, uning Sharq Turkistondagi Xitoy jazo lagerlarini qo'llashi va uning Xitoyning bexatarligi uchun muhim ekanligini ta'kidlashdan iborat razillik bilan tugamadi. Balki o'z xalqiga mu o'rnini to'ldirib olg'usiz balo qaza elib kelish bilan natijalandi. Saudi Arabistonning rasmiy xabar kanallarida ko'plab berilayotgan xabarlarga ko'ra, Salmon bu qitimqi Xitoy ziyoratidan Saudi Arabistondagi boshlang'ichdan tortib oliy maktabgacha bo'lgan barliq ma'rif sistemasiga Xitoy tilini rasmiy modda qilib bekitish haqida Xitoy bilan to'xtam tuzishgan. Saudi taraf bu halokatning ismini ikki davlat o'rtasidagi do'stlik, madaniyat va savdo aloqa ishlarini kuchaytirishning muhim bir qadami. Xitoy tilini o'rganish ikki xalq orasida ko'vrik bo'ladi deb atadi. Kuzatuvchilar Saudi Arabistonining islom dunyosining emas, balki har qanday insonning ko'nglini elishtiradigan bu bayonotining
xarlıqdan başqa nərsə əməsliyini Salmanın öz xalqiyə barlıq rəzilliknin işkini açqallıqını bildirişməkdə. Manisa şəhərədə Şərq Türkistanın vəziyyəti tunuşduruldu. 22 fevral Manisa'da Şərq Türkistan'da qandaq işlər yüz beri vatıdı temizdə pəaliyyət ötküzüldü. Pəaliyyətini Manisa Anatoliya Yaşlar Cəmiyyəti bilən Milli Yaşlar Vəqfi təşkilləgən bolub, Şərq Türkistan Maarifə Həmkarlıq Cəmiyyəti baş katibi Abdulahad Abdurrahman təklif bilən qatnaşdı. Pəaliyyət Manisa şəhərinin Şahzadələr rayonu və Rum Məhməd Paşa rayonunda elib verildi. Pəaliyyətdə Abdulahad Abdurrahman aldı bilən Şərq Türkistanın qısqıçı tarixi və Xitay təcavüzçilərinin 1949-cu ili Şərq Türkistanğa təcavüz qılıb girgənlikini tunuşdurub ötdü. Arqadan Xitayın Şərq Türkistan xalqını dinsizləşdiriş və Xitaylaşdırış üçün davamlıq bastırıb kəlibatqanlıqını, Şərq Türkistan xalqının lagir və türmələrdə İslami kimliki və milli kimlikini yoxutuşqa başlaqanlıqı, Şərq Türkistan xalqının ailələrdimi nazarat astığı ilin qanlıqı qatarlıq məsələlərini təfsili tunuşdurdu. Hörmətli televizor görüşlər, şunaqlı bir günkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətki xəbərimizi görüşkücə əslərini Cənabı Allah təpşürməz. Şunaqla proqram axırda ekran arxısındakı barlıq xizmət təşkilatlarına köpdün köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rəhmətullah.